Hotel Bravo kanalının Kitap Yorumları adlı bölümünün yeni kısmına hoş geldiniz. Ben Gümüş Yıldız. Bugün sizlerle Errantes'siz ilk bölümümüzü çekiyoruz. Rüzgarlı, fırtınalı bir Ankara akşamında sizlere Jack London'ın Martin Eden isimli kitabını sunmak istiyorum. Martin Eden gerçekten benim hayatımda etki eden bir kitap oldu. Burada değinmek istediğim tabii bir nokta var. Ee, öncelikle çevirmen Levent Cinemre romanı eklediği notlarla sizi hem felsefi açıdan hem edebi açıdan hem de Jack London ve Martin Eden'in hayatlarının benzer olduğu noktalarda e, çok iyi işaret ederek e, romanı tamamladığını düşünüyorum. Gerçekten çevirmenlik örneği bir romanla karşı karşıyayız. E, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca bir diğer nokta e, Martin Eden Gençlik, aşk ve tamamen bir değişimin romanı. Bu romanı lise yıllarımda okumayı o kadar çok isterdim ki herhalde o zamanki e, gençliğin verdiği enerjiyle bu romanı okusaydım hayatımda şu an bazı şeylerin farklı olabileceğini düşünüyorum. E, buradan lise zamanında olan tüm kardeşlerimin mutlaka bu romanı okumasını istiyorum. Çünkü aşkı da, macerayı da, değişimi de o ergenlik çağında, o gençlik çağında e, en iyi yaşayan e, nesil siz dersiniz ve bu roman eminim ki hayatınızdaki bakış açınızı değiştirecek. Size bazı noktalarda farklı perspektifler sunacağını düşünüyorum. Hızlıca e, romanımıza geçecek olursak, Martin Edden, Jack London'ın aslında yarı otobiyografik bir romanı ve yazar olmak isteyen bir adamın, denizciyken yazar olmak isteyen bir adamın geçimini gücüyle iş gücüyle, kas gücüyle e, sağlarken e, editörler dünyasına, felsefe dünyasına, o zamanki dönemin siyasi Amerika'sına giden bir roman haline geliyor. Tabi burada ana karakterlere değinmek istiyorum. Martina'dan e, daha önce de vurguladığım gibi e, denizci e, bir isim. Geçimini denizcilikle de sağlıyor e, ve buradaki e, kas gücü sayesinde e, güçlü sokaklarda büyüyen bir karakter. Kendisi Arthur adlı bir gencin kavgasında Arthur'a yardımcı oluyor ve onun başını beladan kurtarıyor. Daha sonrasında Arthur onu e, evine davet ediyor. Evine geldiğinde e, o zamanki Burjuva kültürünün evine geldiğinde Arthur'un kardeşi Ruth'a aşık oluyor fakat aralarındaki sosyal yapının e, farkına varıyor kendisi de Ruth da bunu vurguluyor fakat aşkı uğruna kendini bir değişime sokuyor edebi felsefi anlamda kendini geliştiriyor ve yazar dünyasına dahil olmak istiyor tabi bazen işler yolunda gitmiyor tekrar denize dönüyor bazı zamanlar çamaşırhanede çalışıyor fakat Bunları yaparken, hala kas gücünü kullanırken asla e, okumalarına ara vermiyor. Yaklaşık 4-5 saat uyuyor günde. Uykuyu e, bilgilerine erişmek için bir engel olarak görmeye başlıyor artık. Tabii bu arada ne Ruth'un ailesi, annesi babası, ne Martin'in kendi ablası ailesi, onun başarılı bir yazar olabileceğine inanmıyor ve mantıklı, makul. E, tırnak içerisinde e, klasik rutin bir iş olmasını istiyor herkes. Fakat Martin bu konudaki inancını kaybetmiyor. Tabii bazı noktalarda umutsuzluğa düştüğü oluyor. Fakat e, vazgeçmiyor. E, sanırım bu daha net bir ifade olurdu. Vazgeçmiyor ve bir gün hayalini kurduğu bir yazar oluyor. Evet. Ama o zaman da bazı şeyleri kaybettiğinin de farkına varıyor. Aslında kendi değişiminin, kendi dönüşümünün sonucunda kaybettiği şeylerin de farkına varıyor tıpkı kazandığı şeylerin bilincinde olduğu gibi. İlerleyen zamanlarda insanlardan artık tiksinmeye başlıyor tabiri caizse ve uzak bir diyarda tek başına yaşama kararı aldığında gemi yolculuğuna çıktığı esnada gemiden atlayıp boğmak suretiyle Martine'den intihar ediyor. Romanımız böyle sonlanıyor. Tabii ben yaklaşık 4 450 belki de daha fazla bir romanı bu kadar kısa özetleyemem. Arada atladığım olaylar var. Çok keyifli bir roman. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bölüm bölüm, parça parça. Yanlış hatırlamıyorsam 46 bölüm olması lazım benim elimdeki baskıda. Bölümlerin arası gayet ideal ve sizi sıkmıyor olmadı. Roman 46 bölümde de akıcılığını sağladı. Atabey e, aldığım bazı notlar var. Onlara da bakıyorum. E, bu bölümde e, biz testle birlikte bu romana 2021 e, yılının sonlarına doğru başlamıştık. E, sizlere sunacaktık. Fakat e, daha önceki videoda da e, söylediğimiz gibi Errentes e, vatan görevini yapmaya gitti. E, umarım bizi oradan dinleyebilir. Kendisine buradan çok çok selam söyleyelim yeniden. Benim Burada onu çok güzel sıkıştıracağım sorular vardı bu romanla ilgili. Mesela hatırladığım ilk soru, not aldığım ilk soruya bakıyorum. Bir yazar demirci gibi önce çıraklık yaşamalı diyor Durut. Yani sen şu an boşu boşuna okuyup bir felsefe kitabı okuyarak bir yazar olamazsın. Önce bir eğitim alman lazım. Aynı bir demirci çırağıyla nasıl eğitim alıyorsa senin de öyle bir eğitim alman lazım diye belirtiyordu Martin'e. Bu noktada bir yazarın veya sanatla uğraşan herhangi bir kişinin gerçekten bir çırak gibi eğitim alması şart mı? Kendisine sorun bu olacaktı. Bilmiyorum sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Fakat benim düşüncem şu yönde. Yetenek asla çıraklığa ihtiyaç duymaz. Yani ben ne kadar Eğitim alırsam alayım. Kendi adıma konuşuyorum. Gümüş Yıldız olarak. Ne yazık ki resim yapma yeteneğim çok kötü. Yani bunu geliştirebilir miyim bilmiyorum. Ama kimi insanda var ki bildiğim kadarıyla ressamların çoğu zaten herhangi bir eğitim alacak durumda bile değil. Başka bir konuya geçecek olursak sonunda reddedilen romanları Martin kabul edilmeye başlıyor. Değinmek istediğim bir diğer nokta Martin Eden ve Jack London arasındaki benzerlikten bahsetmiştik. Fakat romanın sonunda Martin Eden'ın intihar ettiğini söyledim sizlere. Tıpkı Jack London'da Martin Eden gibi organlarını çok düzenli kullanmadı doğrusu. Sürekli alkol aldı, sigara kullandı. Dönemin şartlarından dolayı düzgün beslenemedi ve az uyudu. İşte bu şartlardan dolayı da Jack London Martin Eden gibi uzun ömürlü olmadı. Bu romanı okuduktan sonra Jack London ve hayatı hakkında da fikriniz olabilir. Bunları da söylemek istiyorum. Benim aldığım notlar romanla ilgili bu kadar. Gönül isterdi. Erantes'le birlikte daha uzun süre sizlere bu kaydı yapıp tartışmaya fırsat yaratalım. Sizlere hoşçakalın diyorum. Saygıyla selamlıyorum. Erantes yokken <laughs> bu cümleyi rahat rahat söyleyeceğim. Kitapla kalın.